Migrenle. Kürlerimizi bitirelim çünkü süremiz giderek azalıyor. Migren kürümüzü de değerli seyirciler, acayip bir şey migren hocam. Olmayan mı var acaba? Yani işte nasıl yaygın? Şimdi bak Hüseyin. Nasıl yaygın? Bu yakışıklı elmalar, yakışıklı sebzeler. Tamam bakıyorsun. İşte diyorsun bu sebze ama içi boş, içi kimyası eksik. Çünkü neden? Tohum değişik. Dolayısıyla eksik besleniyorsunuz. Yani vücut ihtiyacı olan o sekonder metabolitleri alıp kendini tamir edemiyor. Kendini önleyemiyor. Eksik malzeme geliyor. Yani bir duvar örüyorsun burada. Arada üçüncü tuğlayı boş geçiyorsun. Sekizinci tuğla boş. Ya bu duvar kolay yıkılır. Yani yatkınlığın artıyor. Ama siz doğal bir şeyi %100 doğru tohumu kullandığınız zaman meyvede, sebzede, tahılda yani hiç korkmayın. Birçok hastalıktan kurtulacağız inşallah. İlişmez size. İnşallah. İlişmez size. Yani onun için Allah'ın emri var. Bak benim nimetlerimi değiştirmeyin diyor. Hüseyin ben demiyorum ya. Allah diyor bunu ya. Değiştirmeyin diyor. Ondan sonra da eksik besleniyoruz. Ya neden? Çünkü tam alamıyorsunuz. Ya bak tek bir domatesin içinde, tekrar ediyorum. Tek bir domatesin içerisinde 10.000'in üzerinde farklı metabolit var. Daha ne söyleyeyim Hüseyin? 10.000 ya, 10.000'in üstünde. Sayısı 10.000'den fazla. Şey domates diyorsunuz. Bu kadar zengin bir yapıya sahip. Başka sadece konu domates meselesi değil. Ha, domatesle ben buğdayı çok zikrederim. Çünkü birinci sırada temel gıdamız buğday. İkinci sırada domates. Dünyada ikinci sırada domatesi en çok tüketen toplumuz. Yani bu değişmiyor. Tıpkı diyabet gibi. Diyabet de otoimmün bir hastalıktır. Hashimoto, tiroid iltihaplanması. Otoimmün bir hastalıktır. Mübarek bu limonu değiştirirsen bundan almam gereken şeyler içinde eksik. Buna müdahale ederseniz içinde bu sefer eksiliyor. Ve benim bağışıklık sistemim güçlü çalışmıyor. Dolayısıyla çok kolaylıkla hastalıklara yenilebiliyorum. Evet, onun için maide demek sofra demektir. Beşinci sure, sofra demektir. Beşinci ayetinde. Allah gayet açık söylüyor. İlim, sınırsız ilim sahibi olan Allah. Benim size verdiğim nimetlerimin en hoşlarından ve en leziz olanlarından tüketin. Bitti. Tüketiyorsun mübarek elmayı. Tadı yok, tuzu yok. Tuzu yok. Domatesi kesiyorsun, bembeyaz su. Vallahi bunu bana tövbe yarabbi yemin ettik. Tövbe estağfurullah. Tıp profesörü söyledi. Hocam buna rağmen yiyorum şu domatesi dedi. Tadı yok, tuzu yok. Eksik yiyorsunuz dedim ya. İçi boş onun. Kızıyorlar sonra bana. İstediğiniz kadar kızın. Çünkü hakkı bilip de konuşmayanın karşılığını Allah ya Rabbi alemlere rahmet peygamber efendimiz ne diyor? Hakkı bilip yani doğruyu bilip konuşmayan, susan dilsiz şeytandır diyor. Bitti ben onun sünnetine uymak zorundayım ve ilmin bana emrettiği de budur.